Az sonra usta oyuncu Zafer Algöz'ü sahneye davet edeceğim, ancak kendisi için bir VTR hazırladık. Öncelikle onu izleyelim. Zafer Algöz burada olacak. Zafer Algöz, televizyon ekranlarında reyting rekorları kıran İntikam dizisi başta olmak üzere Kurtlar Vadisi Pusu, Leyla ile Mecnun, Besatçı gibi birçok dizide başarılı oyunculuklar sergilemiştir. Sizinle biraz özel olarak görüşebilir miyiz? Gişe rekorlarına imza atan Arok, Yahşi Batı filmlerinde Cem Yılmaz ile birlikte rol almasının yanı sıra Ağır Roman, Dedemin İnsanları, Salkım Hanım'ın Taneleri gibi Türk sinemasında kült olmuş filmlerindeki oyunculuğunun yanında Okan Bayülgen'in show programındaki skeçlerdeki tiplemeleri ile milyonları ekranlara kitlemiştir. Devam et. İçimdeki çocuğu da ben öldürdüm peder. Kürtaj en büyük günah. Yüce Tanrı beni affeder. Metin. Aldığı ödüller ile Türk sineması sektöründeki en iyi oyuncular arasında yer almaktadır. Ve şimdi hepinizin heyecanla beklediği usta tiyatrocu, ünlü sinema ve dizi oyuncusu, Arao'nun emmisi, Yahşi Batı'nın muhtarı, Umut'un Sevecen Muhittin abisi, uzun hikayenin peltek dilli şerefi, reyting rekorları kıran İntikam dizisinin zengin babası Zafer Algöz sizlerle. Çok teşekkür ediyorum. Buradan mı konuşayım? Böyle de biraz ifade verir gibi olacağım ama bu kadar gencin önünde konuşmak zor. Çok teşekkür ediyorum zarif alkışlarınız için. İzmir'in benim için gerçekten çok büyük önemi var. Yolda gelirken de arkadaşlarımıza söyledim. 1974 ve 78 yılları arasında rahmetli dayımın Karşıyaka'da bahçeli bir evi vardı. Her yaz beni çağırırdı. Benim için tabii yaz tatiliydi ama rahmetli dayım emekli subay olduğu için o 3-3,5 ay boyunca her 3,5 ay aslında askerlik gibi geçti benim için. Dayı beni hep sabahın köründe kaldırırdı, Karşıyaka'da otururdu. İşte devamlı alışveriş yaptı. Kasabı, manavı, bakkalı bütün alışverişleri bana yaptırırdı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ondan çok şey öğrendim. Şimdi bilmiyorum İzmir'de böyle bir kültür var mı ama eskiden İzmir'de bir ay boyunca İzmir Fuarı açılırdı ve İzmir Fuarı Türkiye'nin en görkemli fuarıydı. Çünkü dünyanın birçok ülkesinin orada standları olurdu. Dayım hep asker olduğu için önceden plan program yapardı. Bugün Amerika'yı ve Rusya'yı gidip gezeceğiz. Dikkatli bak, izlediklerini iyi takip et. Akşam dönünce çünkü bitmezdi, bir de imtihan olurduk. Amerika'nın yüz ölçümü ne kadar, işte baş şehri ne kadar, nüfusu ne kadar gibi. Sağ olsun onun sayesinde bu güzel kenti tanımış oldum, İzmir'i tanımış oldum. İzmir'de çok kıymetli dostlarım var, arkadaşlarım var. Ve çok kıymetli sanatçılar yetiştirmiş, büyük devlet adamları yetiştirmiş bir kent. Ege'nin incisinden ziyade bence Türkiye'nin incisi İzmir. Uygarlık anlamında bir kere lider bir kent. Ama sanatsal anlamda çok müthiş bir potansiyeli var. Ama benim de mensup olduğum mesela devlet tiyatrolarının iki tane sahnesi olduğunu biliyorum. Sanıyorum bir Konak'ta bir de Karşıyaka'da iki tane sahnesi var. Üç mü oldu? Üçüncüsü nerede? Yine Konak'ta. Talep var mı peki tiyatroya? Aman ne güzel. Evet. Bu kadar çok gencin olduğu ve bu kadar cıvıl cıvıl bir potansiyelin olduğu kentte çok daha
yüksek beklentileri oluyor insanların ama yine de zaman içerisinde taşlar yerine oturur diye düşünüyorum. Çünkü bizim bir avantajımız var arkadaşlar. Dünya nüfusunda yavaş yavaş yaşlanmaya doğru giderken bizim ülkemizin nüfusu daha çok %60'a yakını sanıyorum gençlerden oluşuyor. O anlamda hani yarının büyükleri sizlersiniz diye beylik bir laf etmeyeceğim ama gerçek olan bu. Bana hep gittiğim üniversitelerde ya da etkinliklerde sanatla uğraşan arkadaşlarım hep yazmış oldukları ya da yapmış oldukları işleri nasıl değerlendireceklerini, bunları kime gösterecekleri konusunda benden hep yardımda bulunuyorlar. Sizin kuşağın bize göre şanslı olduğu bir taraf var. Çünkü benim çocukluğumda ben radyo döneminin çocukluğunu yaşadım. 52 yaşındayım şu anda. İlk defa televizyon geldiğinde benim yaş kuşağım veya benden büyükler çok iyi bilir. O zaman haftada 3 gün ve sadece 3 saat televizyon yayını vardı. Yayın bittikten sonra, İstiklal Marşı da bittikten sonra artık ekran karıncalanmaya gidinceye kadar sonuna kadar oturup inatla beklerdik. Sanki sürpriz yeni bir şey çıkacakmış gibi. Şimdi internet çağı sayesinde insanlar artık yapmış oldukları ya da ilgilendikleri işleri bütün dünyaya bir anda gösterebilme ya da sunabilme şansına sahipler. En azından böyle bir olanak var. Yani bir cep telefonuyla çekmiş olduğunuz kısa 1,5 dakikalık, 2 dakikalık bir görüntüyle onu YouTube'a yüklediğiniz zaman bir anda mesela size Amerika'dan iş teklifi gelebiliyor ya da dünyanın başka bir yerinde o iş dalıyla ilgilenmiş olan kişiler yapmış olduğunuz işi takip ediyorlar. Aa, burada çok sağlam bir damar var, biz bu potansiyeli değerlendirelim gözüyle bakıyorlar. Bizim mesleğin de çileli olan tarafı tiyatro oyunculuğu tarafı, sinema oyunculuğu ve dizi oyunculuğu pek fazla çileli iş değil. Yani işine girdikten sonra ben de anladım. Her ne kadar insanların emeğini küçümsemesem de yani işte 300 film yaptık, 500 film yaptık, 700 film yaptık. Önemli olan yapılan filmlerin adedi değil tabii ki. Niteliği ve kalitesi önemli. 1985 senesinde rahmetli Öztürk Serengil ile bir 3 ay beraber olmuştuk Çeşme'de. Öztürk abi o zaman bir şey anlatmıştı. İzin verirseniz onu da nakledeyim. Zamanında Öztürk Serengil'i dünyanın en büyük yönetmenlerinden Ingmar Bergman'la tanıştırıyorlar. Diyorlar ki bu Türkiye'nin en büyük oyuncusu. Aynı anda 3 tane, 4 tane birden sinema filmi çekiyor. Müthiş talep gören bir oyuncu. Ingmar Bergman Öztürk abinin tipine bakınca diyor ki müthiş bir komedya dell'arte oyuncusu diyor. Tam İtalyan komedyeni, süper, çok iyi tip. Kaç film yaptınız demiş hayatınız boyunca. Öztürk abi 400 demiş. Ingmar Bergman'ın da hayatı boyunca zaten toplam filmi 7-8 tane adamın. O yanlış anladı herhalde, bir tercüme hatası oldu diye bir daha sormuş. Kaç demiş. 400 deyince ya demiş insan hayatı boyunca o kadar fotoğraf çektirmeye zaman bulamaz. Sen nasıl 400 tane film çektin? Öztürk abi sen ne dedin demiştim rahmetliye. Aslında 500 diyecektim ama babaya ayıp olur diye eksik söyledim dedi. Tabii o dönemin şartlarında şimdi televizyon yok. İnsanlar hep radyodan bir şekilde bilgileniyorlar. İşte radyo tiyatrosu var. Eskileri iyi bilirler. Yavrum radyoyu bir aç da bir ajans alalım. Ajans yani haberleri alalım anlamında. Birdenbire tabii Amerikan sinemasında çıkmış olan filmlerin Türkiye'ye gelmesi çok uzun sürüyor. Şimdiki gibi bir anda Amerika'da gala yapmış olan film aynı anda 10 bin sinemada birden gösterilmiyor. 2 senede 3 sene sonra falan geliyor Türkiye'ye. O yüzden de ne yapıyorlar? O boşluğu doldurabilmek için röntgen filmi çeker gibi devamlı sinema filmi çekilmiş Türkiye'de. 5 günde sinema filmi bittiği olmuş, 4 günde sinema filmi bittiği olmuş. Hatta yine rahmetli Öztürk abi anlatmıştı. Ben aynı anda 4 tane film platosuna koşturuyordum. Arada da hem zamparalık hem de kumar oynamaya da zaman buluyordum diyordu. Fakat buna rağmen benim gibi uyanık bir adamı bile iç içe aynı film şirketi Öztürk abiye çaktırmadan ikinci bir filmi daha çektiriyormuş. 3. gün uyanmış o. Düşünün
öyle müthiş şeyler oluyor. Mesela bir filme başrol olarak alınmış olan oyuncuyu işte defalarca bir de şu kostümü giy, bir de şu pantolonu giy, şuradan yürü bakalım, bir de ek bir sahne yazdık, şuradan oyna bakalım diyerek siz bir bakıyorsunuz ki haberiniz yok. İki sene sonra başka bir filmde başrol oynamışsınız, o film bir anda vizyona çıkıyor. Hakkınızı arayacağınız bir merci yok. Şu anda da yok gerçi, çünkü Türkiye'de sinema eserlerinde özellikle telif hakkı diye bir şey söz konusu değil. Biz bunun için yıllardır savaşıyoruz. İnşallah artık bunu da yasal bir hale getireceğiz ki hiç olmazsa Türk sinemasında 300 tane, 500 tane, 700 tane filmi olan, yardımcı olarak oynamış olan, figüran olarak oynamış insanlar bile bunların tekrarlarından kendi paylarına düşen paraları alsınlar, hiç olmazsa mağdur bir hayat sürmesinler diye. Benim oyunculuktaki en büyük şansım arkadaşlar, annem babam benim oyuncu olmamı istedi. Çünkü ben kendime bir hedef koymuştum. Liseyi bitirdikten sonra Hava Harp Okulu'na girecektim. Bu Hava Harp Okulu'na girme sevdası da böyle, hani her erkek çocuk savaş pilotu olayım, işte tapkan olayım falan filan, öyle bir sevda değildi. Benimki tamamen bir yolcu uçağını uçurabilecek kalitede bir pilot olabilmek. O zaman şartlarında özel havacılık kursları olmadığı için Türk Hava Yolları'nın uçaklarını kullanabilmenin tek şartı Hava Harp Okulu'na girmekti. Oradan yüzbaşı ya da binbaşı oluncaya kadar belli bir uçuş saatini doldurduktan sonra emekli oluyorsunuz. Emekli olduktan sonra Türk Hava Yolları'na geçiliyordu. Ben öyle bir sevdaya doğru gidince annem ayıldı, bayıldı, fenalıklar geçirdi. Asla izin vermem, hakkımı helal etmem. Üzerimde psikolojik etki yarattı ve bizi Hava Harp Okulu'nun ikinci sınavının kapısından döndürdü. Birinci sınavını kazanmıştım çünkü. Bu sefer annem ve babam bana sürekli sen niye tiyatro oyuncusu olmuyorsun? Neden tiyatro üzerine yönelmiyorsun? Ya nereden çıktı şimdi tiyatro? Biz sende o yeteneği görüyoruz. İşte taklit yapıyorsun, yazıyorsun, çiziyorsun. Ya yapayım mı, yapmayayım mı diye kendi kendime böyle bir gelgitler yaşarken sonunda öğretmenlerimin de yönlendirmesiyle tesadüfen, babam benim devlet memuru olduğu için Türkiye'de birçok ili dolaştık. Mesela ilkokulu Trabzon'da okudum. Ortaokul, liseyi Bursa'da okudum. Üniversiteyi Ankara'da okudum. Bursa'daydık. Tesadüfen devlet tiyatrolarının da çocuk ve gençlik tiyatrosu kursları vardı. O kursların sınavlarına gönderdiler bizi. Gittim, yaşım küçüktü. Çünkü 18 yaşından küçükleri almıyorlardı. Ben 15,5-16 yaşlarındaydım. Oyuncu arkadaşım Erkan Can'la beraber bizi, yaşımız küçük olduğu için sizi misafir olarak ancak alabiliriz dediler kurslarda. Bizi misafir olarak aldılar. Tesadüfen daha bir ay geçer geçmez büyük oyunda Türkiye'nin en önemli oyuncularının işte torunları olduk. Birinin işte damadının oğlu olduk, birinin gelinin oğlu olduk falan filan. İlk defa o insanlarla sahneye çıkma şansı bulduk. Sonra bunun akademik olarak eğitimini yapayım bari dedim. Ondan sonra Ankara Devlet Konservatuarı parasız yatılı bölümünde okudum. Ankara'da çok şahane bir 4 sene geçirdim. İnsanın genelde ilkokulda, ortaokulda, lisedeki arkadaşları bir şekilde hep mazide böyle bir tat olarak kalıyor ama artık gençlik dönemini, yani blue çağı açtıktan sonra gençlik döneminde yaşadığınız insanlar, inanın çok özlüyorsunuz. Eminim ki siz de bu üniversiteden mezun olduktan sonra aynı sınıf arkadaşlarınızın birçoğuyla belli bir yaşa geldiğiniz zaman, belki 40 yaşında, 50 yaşında, ya şu çocuklarla şimdi olsa yine gider aynı üniversitede 4 sene okurum diyeceksiniz. Şimdi olmasa bile bunu sonra söyleyeceksiniz eminim. O yüzden birbirinizin kıymetini bilin. Gençlik hakikaten çok güzel bir şey. Bunu 52 yaşında biri olarak söylemiyorum. Ben de kendimi sizlerden biri olarak görüyorum. Genç olarak hissediyorum. İnsan çünkü kendini nasıl hissediyorsa öyledir diye düşünüyorum. Benim sizlere daha çok burada oturup kendimi anlatmaktan ziyade bir abiniz olarak bana sormak istediğiniz meslekle ilgili, sanatla ilgili, Türkiye ile ilgili, dünya ile ilgili öğrenmek istediğiniz, fikir alışverişi yapabileceğimiz, benim de naçizane sizlere yardımcı olabileceğim konular varsa sorularınızı beklerim tabii ki. Var mı? Yok, çok teşekkür ediyorum. İyi. Baktım ki herkes böyle sözlüğe çalışmamış öğrenci gibi yere baktı.
Buyurun efendim. Öncelikle üniversitemize hoş geldiniz. Sağ olun. Kurtlar Vadisi dizisinde oynadınız. Evet. Kurtlar Vadisi 10. yılını doldurdu. Türkiye'de bir dizi 10 yıl boyunca devam ediyor ve Türkiye'nin gerçekleriyle de bazen zaman zaman kesişen ve senaryo gereği olan şeyler var. Hem bu dizinin 10. yılı hem de bu Kurtlar Vadisi'nin senaryosuyla ilgili Türkiye'ye kesişme noktalarına ne diyorsunuz? Teşekkür ederim. Kurtlar Vadisi aslında araştırılması gereken bir konu gerçekten. Çünkü o dizinin senaryosunu yazanlar Türkiye'nin ve dünyanın gündemini çok yakından takip ediyorlar. Özellikle de tabii yabancı dilde bildikleri için mesela yabancı gazeteleri takip ediyorlar. Atıyorum bir Amerikan gazetesinde diyor ki Amerikan Dışişleri Bakanı işte Mayıs ayının ortasında Türkiye'ye gelecek. Suriye ile ilgili işte şöyle yapacak, böyle yapacak diyor. Türkiye'de o pek insanlar tarafından takip edilmiyor. Onlar takip ettikleri için dizinin tam Dışişleri Bakanı'nın gelmesine yakın bir tarihinde Amerikan Dışişleri Bakanı'nın geldiği ya da temsilcisinin geldiği bir bölüm gibi bir şey yazıyorlar. Siz televizyon dizisinde gördüğünüz olayı iki gün sonra gerçeğini görüyorsunuz. Bunu zaten televizyon dizisinde de göstermişler de oluyor. Öyle olunca dizideki bütün olaylar ve kurgu hepsi gerçek, birebir hayattan alınmış intibası uyandırıyor. Özellikle de dizinin başında tabii burada izlemiş olduğunuz karakterler ve kişilerin gerçek hayatlarla bir ilgisi yoktur diye yazması tam tersi bir etki yaratıyor. Diyor ki yok, gerçek hayatla ve gerçekte olanlarla bir ilgisi var ki bir alınganlık yaratmasın diye bunlar yazılıyor. İçinde çok büyük mantıksızlıklar barındırıyor. Ama neden insanlar tarafından dikkatle izleniyor? Çünkü bir televizyon dizisinin izleyici tarafından hiç vazgeçmeden seyrettiren tek bir özellik var, merak. Yani bundan sonra ne olacak? Kahramanların ya da kahramanın başına ne gelecek? Onu merak ettiğimiz için hep diziyi oturup tutkuyla seyrediyoruz. Ama mesela demiyoruz ki Polat Alemdar elinde bir tane 14'lü tabanca ile 8 tane Kalaşnikov'lu adamı nasıl öldürür? Ya da basit bir çöp bidonun arkasına saklanıyorlar. Karşıdan taka 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 tarıyorlar, hiçbir şey olmuyor. Ben askerde Kalaşnikov mermisinin açtığı deliği gördüm. Yani girdiği yerden şu kadar giriyor Allah korusun, çıktığı yerden bu kadar çıkıyor. Bir çöp bidonun arkasından hiç bakmadan ateş ediyorlar. Adamlar patır patır ölüyorlar. Varile bile bir şey olmuyor yani. Ama kimse orada bu mantık, ya bu mantıksızlık, böyle şey olur mu demiyor. Ya oradaki kahramanları efsunlu olarak görüyorlar. Ya okunmuş bunlar, üflenmiş, bunlara bir şey olmaz gözüyle bakıyorlar. Ya da çok sevdikleri için insanlar üstüne laf ettirmiyorlar. Ama bir de şu gerçek var ki bizim ülkemizde insanlar oynamış olduğunuz özellikle televizyon dizisindeki karakterlerle sizi gerçek hayatta da aynı insan zannediyorlar. Bir gün Kurtlar Vadisi'nde bir gece takip sahnesi çekiyorduk. Benim oynadığım dönemde bana dediler ki işte Beykoz'da sahil boyunda çekim yapacağız falan. Çekim böyle sabaha karşı 3'ü falan buldu. Çünkü televizyon dizilerinde gerçekten öldürücü bir tempoyla çalışılır. Yani sabah gelinir oraya, 18-20 saat çalışıldığı olur. Bir iş yetiştirmek durumundasınız çünkü maksimum 6 günde o bandı montajlanmış, efektleri, işte müzikleri, her şeyi, rengi yerine oturtulmuş, yayını hazır hale getiriyorsunuz. Çünkü haftalık dergi çıkarma gibi inanılmaz bir koşturma, hele İstanbul gibi büyük bir metropolde. Onu çıkardığınız anda dizi yayınlanırken, hatta birçok şu anda bile televizyon dizilerinde oynayan insanlar, mesela ben bile oynamış olduğum diziyi perşembe akşamları birçoğunu seyredemiyorum. Çünkü ben sette o arada başka bir bölümü çekmek üzere çalışıyor oluyorum. Evdekiler seyrediyorlar, ben gelince anlatıyorlar bana şöyle oldu böyle oldu falan diye. Sonradan internetten takip ediyorum. Bir gün, uzatmayayım, Beykoz tarafında bir araç takip sahnesi çekeceğiz. Arabanın üzerine kamerayı getirdiler, işte o vantuzlu kamera dedikleri oturtuyorlar kaymasın diye, kenarlarından bağlıyorlar falan. Araç hazırlanırken affedersiniz 3 araba dolusu it, burada film mi çekiliyor lan
falan diye geçiyorlar. Allah Allah falan. Ben önce bize mi diyorlar başka anlamadım da, ama devamlı böyle arabalar, patenajlar çekiyor. Ça 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 ça. Oradan el frenlerini çekiyorlar, dönüyorlar bir oraya bir buraya. Ve peş peşe böyle içinde yani dörderden 12 kişi falan var. Benim yanımdan geçerlerken artist bizi falan yaptılar, yine gittiler. Şimdi bizde de tabii Serde de delikanlılık var. Ne oluyor lan falan filan. Hemen setteki çocuklar geldiler. Abi dediler sen sakın bulaşma, boş ver bunlar. İşte it kopuk içmişler çocuklar, delikanlı. Böyle bağırır çağırır giderler. Bizim hazırlıklar bitti. Çekime başlayacağız. Adamların hevesi bitmedi. Yine dönüp dolaşıp geliyorlar. Bir tur daha attılar ilerideki kavşaktan. Benden hiç beklemiyorlardı. Ben birdenbire yolun ortasına doğru çıktım. Elimle bunlara durun dedim. Bunlar da üç araba geliyorlar ya, üçü birden hemen vuvut durdular. Bir tanesi camı açtı, ne var kardeş dedi bana. Falan böyle. Dedim arkadaşım niye bağırıyorsunuz dedim, artist misiniz lan falan filan. Görmüyor musun dedim, işte kamera var, çekim yapıyoruz dedim. Ne çekiliyor burada dedi, Kurtlar Vadisi dedim. Bir kaçtılar. Hiç... yani... Hiç kolay gelsin abi bile demeden. Üç araba böyle cayır cayır kayboldular. Demek şeyi beklediler. Şimdi ben Kurtlar Vadisi deyince bir anda suratıma baktı. Evet bu o. Şimdi arabada Memati vardır. Ondan sonra işte Abdüley vardır, Polat vardır. Bir de sağlam dayak yeriz diye mi korktular ne olduysa. Kaçıp gittiler. Bir günde otoparka arabamı bıraktım. Yazıyor orada 8 saati 10 lira diyor. 2 saat bıraktık arabayı. Adam dedi ki 50 lira dedi. Dedim aga bunun içine yıkama yağlama da dahil mi? Ne 50 lirası ya? Bana dedi ki ayıp oluyor abi dedi. Niye? Ya dedi sen Davutoğlu'nun dedi adamı değil misin dedi. O koskoca dedi holding sahibisin. Bize 50 lirayı mı çok görüyorsun? Dedim arkadaşım, o holding hakikaten benim olsa arabayı sana vereyim ama. Bunların hepsi dizi. İnsanlar öyle bakmıyorlar, inanıyorlar. Mesela işte bir yerde oynuyorsunuz, karınız sizi aldatıyor. Sanki siz bilmiyormuşsunuz gibi. Kadın size yolda diyor ki, karınız sizi aldatıyor. İşte oğlunuz şöyle, kızınız böyle. Çok tuhaf. Yani mesela yabancı ülkelerde de tabii onlardaki mantık farklı. Orada daha çok televizyon izlemiyorlar. Televizyon izlemek biraz da yoksulluk seviyesinin arttığı ülkelerde daha çok. Yani refahın arttığı ülkelerde pek televizyon seyretmiyorlar. Biz aslında dünyada televizyonu en çok seyreden ikinci ülkeydik. Ama son bir buçuk sene içerisinde Arjantin'i geçtik. Birinci ülke olduk. Çünkü artık evlerde en gariban evde bile yani iki tane televizyon var. Hanımın ve çocukların seyrettiği program ayrı, beyin seyrettiği program ayrı. Genelde bununla ilgili yapılan araştırmalar gösteriyor ki perşembe akşamlarını erkekler Kurtlar Vadisi için hanımlardan bir şekilde almışlar. Eğer evde tek televizyon varsa adam gidip kahvede arkadaşlarla seyrediyor. Sonra eve geliyor. Onun dışında pazar günleri işte maç özetleri var. Ama diğer bütün günlerdeki televizyon dizilerine bakın hep o dizilerin, hangi dizilerin izleneceğine hanımlar karar veriyorlar. Mesela Muhteşem Yüzyıl'la ilgili de biliyorsunuz büyük eleştiri yaptı. En başta Sayın Başbakan dedi ki ya böyle tarihimiz mi olur, böyle ecdadımız mı olur falan filan dedi. Şimdi o televizyon dizisi. Çünkü tarihi gerçekliği kısmen paralel devam ettiren ama bir o kadar da hayal mahsulü bir iş. Çünkü emin olun Kanuni Sultan Süleyman'ın işte o 40 küsür yıllık imparatorluk dönemindeki yaşananlar, onları bayağı ciddi belgesel paralelliği içerisinde aktarmaya kalksanız diziyi kimse seyretmez. İnsanlar sıkılırlar. Orada diziyi seyrettiren saray içindeki kadınların entrikası. Kim kimin ayağını kaydıracak? Kim kimin arkasından kuyusunu kazıyor? Bakalım bu şimdi ne yapacak? Öyle olduğu için hep hanımlar tarafından dikkatle izleniyor. Mesela kadınların o çekişmelerini, harem içindeki, saray içindeki entrikalarını tamamen çıkarıp Kanuni Sultan Süleyman'ın işte reformları ya da imparatorluğu döneminde yaptıklarını paralel olarak anlatmaya kalksanız
inanın dizinin çok büyük seyirci kaybı olur. Bir de tabii bir televizyon dizisinin tutmasının da belli ölçüleri var. O ölçülerin ne olduğunu ben bilmiyorum. Mesela ne bileyim aynı sektördeyiz ama yıllardır mesela Arka Sokakları kim seyrediyor bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Doktorlar mesela şimdi kim seyrediyor bilmiyorum. Zaman zaman merak ettiğim için şimdi mesela bizde başarının ölçüsü nedir? Rating. Yani rating dediğiniz işte 3500-4000 tane denek aile var bizim bilmediğimiz. O ölçümleri yapan şirketin bildiği gizli denek aileler var. Onların evlerinde aletler var. O aletler sayesinde Türkiye'nin genel profilinde insanlar neyi seyrediyor diye ölçümünü yapıyorlar. Başarılısın ya da başarısızsın diyorlar. Şimdi ben de ölçümlere bakıyorum. Mesela Arka Sokaklar birinci, ikinci. Birinci, ikinci. Yıllardır böyle ama. Şimdi biliyorsunuz değerlendirme iki türlü yapılıyor. Bir total grup dedikleri var. Tüm deneklerin. Bir de AB grubu var. Total grup dediği şuna göre hesaplanmış. Türkiye'deki insanların zaten %90'ı yoksulluk sınırında yaşadıkları için yoksulluk sınırındaki ailelerde %90'ı. Geri kalanın %10'u da işte bizim orta halli diyebileceğimiz anne ve baba çalışıyor. İşte çocukları okullarında okuyorlar. Efendime söyleyeyim o eve her gün gazete giriyor. Annenin belli bir kültür seviyesi var. En aşağı lise mezunu ya da üniversite bitirmiş. Baba öyle. Onlar da AB grubu oluyorlar. Şimdi reyting ölçümünde bakıyorum mesela totalde müthiş fırlamış. AB grubunda çok az almış ama ikisinin toplamında yine birinci ve yine ikinci. Seyrediyorum Arka Sokaklar 8'i 10 kala başlıyor, gece 12'yi çeyrek geçe bitiyor. Çünkü ilk 1 saat 15 dakika özet adı altında bir önceki bölümün reklamlarının tıraşlanmış bölümünü seyrediyorsunuz. Şimdi Rütük ne diyor? Her 20 dakikada bir reklam kuşağı girmek zorundasın diyor. Öyle olunca özeti geniş tutuyorlar. Özetin başında bir reklam, ortasında bir daha reklam, sonunda bir daha reklam. Bir de asıl işi seyrederken tekrar başlıyorsunuz. Böylece 1/4 reklamlardan oluşmuş bir televizyon dizisi seyretmiş oluyor insanlar. Ben hep hayatım boyunca şunu savundum. Madem ki bizim ülkemizde hep insanlar okumaktan ziyade dedikoduyla ve televizyondaki gördükleri veya kendilerine gösterilen programlar vasıtasıyla bilgileniyorsa o zaman radyo televizyon üst kurulu bunu bir prensip haline getirip televizyonu Türkiye'de toplumun eğitimi içinde kullanabilir. Niye kullanmıyor? Ama niyet farklı ya da bakış farklı onu görüyorum. Şimdi mesela belgesel radyo televizyon üst kurulu tarafından cezalandırma unsuru olarak görülüyor. Söz gelimi ATV'de bir dizide mesela kadını tokatlamışlar, işte ağzını burnunu kırmışlar. Birileri şikayet ediyor, diyor ki bu nedir? Kadın şiddetini körüklüyorsunuz kardeşim falan diye. Rütük hemen o televizyon kanalını uyarıyor. Diyor ki işte size gelen, bize gelen şikayetlerden ötürü dizinin şu 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 bölümlerinde işte şunlar olmuş, bunlar olmuş. Hele bir de şikayetçi adedi fazlaysa uyarıyı geçiyor. Mesela televizyon kanalına ceza veriyor. Diyor ki atıyorum şu saatte yayınladığım Kurtlar Vadisi pusuda işte aşırı şiddet middet görüntüleri olduğu için dizinin bu haftaki bölümünü yasakladık. Ceza olarak o saatte belgesel yayınlayacaksınız diyorlar. Belgeseli ceza olarak gösteriyor. Şimdi siz zannediyor musunuz Türkiye'deki bütün televizyon kanallarına ceza verseler, deseler ki herkes sabahtan akşama kadar belgesel yayınlayacak, başka bir şey yok. Haberler yok, maç yok. Evlenme programları yok. Tamamen sabahtan akşama kadar bütün televizyon kanallarında belgesel seyredildiğini, seyretmek zorunda olduğumuzu düşünelim. Herkes televizyonunu kapatmayacak herhalde. Hayır, yine televizyon açık kalacak. Çünkü ister istemez televizyona gözünüz takılacak. İlk yarım saat sıkılacaksınız. Sonra o belgeseller arasından bir tanesi ilginizi çekecek. Onun peşine takılacaksınız bu sefer. Ertesi gün de insanlar iş yerinde bunu konuşacaklar. Bir tanesi diyecek ki ben işte Discovery'de uzay projesini seyrettim. Ne kadar güzeldi. Öbürü diyecek ben hayvanlar aleminde bilmem neyi seyrettim. Böylece ne olmuş? Toplum bilinçlenmiş olacak. Bir şekilde fikir sahibi olmuş olacak. Aslında tabii televizyonun ve sinemanın ve internetin Türkiye'nin gelişimi açısından çok çok
büyük bir sıçrama anlamında katkısı olduğu gibi edebi anlamda da, edebiyatı anlamında da dezavantajı oldu diye düşünüyorum. Çünkü insanlar artık kolay kolay kitap alıp okumuyorlar. Sahil yörelerinde gidip tatilde gördüğünüz zaman elinde kitap olup da okuyan, kenarda bir şey okuyan insanı görmek çok zor bizim ülkemizde. Genelde yabancılar daha çok okumayı tercih ediyorlar. Ben bunu bir gün sevgili hocamız İlber Ortaylı'ya sormuştum. Dedim hocam niye böyle yani? Mesela Almanlar, Avusturyalılar, İngilizler, Fransızlar bunlar hep tatile gittikleri zaman kadın, erkek, çoluk, çocuk herkes bir şey okuyor. Biz niye okumayıp affedersiniz malak gibi yatıyoruz böyle kumlarda? Niye? Dedi ki çünkü Türk'ün genlerinde yok evladım dedi. Türk sohbet ister dedi. Muhabbet ister, konuşmak ister. Mesela bizde şey vardır. Daha ne haber? Birle ne haber? İyidir. Nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Çoluk çocuk her şeyi. Konuşacak bir şey kalmadı. Daha ne haber? Yani aç bir muhabbetle devam edelim demek o. Çünkü dedi İlber Hoca, kitap okumak yalnızlığı tercih etmek. Yani kendinizi yalnızlığa çekiyorsunuz. Şimdi bir yerde otururken elinizde kitap var, yayılmışsınız, kitap okuyorsunuz. Kimse rahatsız etmez çünkü adam bir şey okuyor dersin. Biz de yine bakarlar yandan ne okuyor diye de. Yani o anlamda mesela sizlerin de bu okuma alışkanlığından hiç vazgeçmemenizi dilerim. Umut ederim ki hep bulduğunuz, gördüğünüz, yakaladığınız bir şeyi okuyun. Ama okumaktan da muradım tabii hep tek kaynaktan beslenmek de değil. Mesela herhangi bir konu üzerinde bir fikriniz olmayabilir. Onunla ilgili fikir edineceğiniz zaman sizin kendi dünya görüşünüzün tamamen zıttı, tamamen dışında, sizle hiç aynı düşünmeyen birinin de o konuda yazmış olduğu kitabı okumak güzel olan. Çünkü o konuyla ilgili yazılmış olan olumlu, olumsuz ne kadar kitap, bilgi, yazılı, görsel ne varsa bunların süzgecinden insan o zaman kendine bir yol haritası çizmiş oluyor. Öbür türlü tek kaynaktan beslendiğiniz zaman siz hep o beslenmiş olduğunuz kaynak üzerinden fikrinizi savunma durumunda kalıyorsunuz. Halbuki o konuyla ilgili yazılmış olan birçok şey varsa, görüntülü bir şeyler varsa o zaman bilgi bankanız daha zengin oluyor ve o konu hakkında daha çok fikir sahibi olmak istiyorsunuz. Bizim ülkemizin belki de en büyük şanssızlığı insanların genelde çok büyük bir çoğunluğu ne yazık ki hayatta istedikleri mesleğe sahip olamıyorlar. Yani bir yeri okuyup bitiriyorsunuz ama okuldan mezun olduktan sonra hiç alakasız bir işte çalışıyorsunuz. O anlamda ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Tamam, benim için belki birinci tercihim oyunculuk değildi. Ben hep annemin babamın yönlendirmesiyle oyuncu oldum ama şimdi diyorum ki iyi ki beni hep yönlendirmişler. Çünkü geçen zaman içinde anladım ki pilotluğun %90'ı hava. Yalan. Gerçekten yalan. Çünkü o duyguyu tatmin etmek için simülatör kursuna gittim. Şimdi ayıptır söylemesi, uçakta mesela deseler ki ya kaptan pilot kalp krizi geçirdi, yardımcı pilot da öldü, bu uçağı indirecek bir tane kahraman var mı? O benim, hazır. O kadar basit ki, gerçekten çok basit. Çünkü yapılması gereken her şeyin neredeyse %99'unu zaten bilgisayar yapıyor. Siz bir tek uçağı kaldırırken levheyi çekiyorsunuz, o kadar. Bir de indirirken. İsterseniz otomatik pilot onları da yapıyor. Ama işte o kaptanların havası, şuradan aparatlar, çantalar falan filan, yani işte sizlerin kahramanı benim tavrı var. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani o pilotluk, havacılık falan onlar hep böyle benim için mazide kaldı. Ama şimdi ne yapmaya çalışıyorum? Madem ki böyle bir mesleğe sahibim, o zaman bu meslek içerisinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu işi iyi yapan insanlarla çalışmaya çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla gençlere yardımcı olmaya çalışıyorum. İşte gel abi bize bir oyun koy diyorlar. Gidiyorum oyun koymaya çalışıyorum. Ya da bir tiyatro oyunu seçme konusunda yardımcı oluyorum. Bu anlamda sizlerden de böyle bir talep gelirse seve seve elimden gelen yardımı yapmaya hazırım. Buyurun. Projesi olarak başlayan bir işti bu. Evet.
daha maddi olarak alt kesimli ailenin çocuklarıyla tiyatro yapmaya başladık. Şimdi oradan bir tiyatro grubu oluşturduk. 2 yıldır da onlarla birlikte çalışıyoruz. Hı hı. Bu konuda destek olursanız hem oyun seçimi, tabii, seve seve, hem oyun koyma konusunda çok seviniriz. Seve seve, elimden geldiği kadar yardım ederim. Çok tabii. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir de tabii bu üniversite yıllarındaki bu tip faaliyetlerin insana sonradan şöyle bir faydası oluyor. Hem beşeri münasebetlerde bir rahatlık getiriyor insana, bir de kendine güven getiriyor. Ya çünkü kolay iş değil hakikaten. Yani bir sahneye çıkıp hayatınızda hiç tanımadığınız insanlara bir anda kalabalık bir grubun önünde konuşuyorsunuz, bir şey anlatıyorsunuz. Ben bakın iddialı bir şey yapıyorum. Şimdi burada Ahmet'im, Mehmet'im, Ayşe'yim ama şimdi başka bir insan olarak size geldim, ayağınıza geldim diyorsunuz. Onun için de bizim meslek illüzyon sanatı. Eğer inandırabiliyorsanız aşağıdaki insanlar sizi o olarak görüyorlar. İnandıramazsanız kötü oynuyor ya diyorlar. Ve hiç affı yok. Mesela sinemada, televizyon dizisinde oyunculuğu olmayan insanı kamufle edebilirsiniz. Adam çok yakışıklıdır ama kazma gibi duruyor. O zaman hep yakın resim çekeceksin. Yürüyemiyor mesela çocuk. Pek fazla yürütmeyelim abi, tamam. Arabadan inerken görelim, kes, bir de içeride görelim. Otur. Oğlum manalı bak, sert bak, dik bak. Zaten dublajını başkaları yapıyor. Genelde mesela sesli çekim yapan pek televizyon dizileri artık daha çok sesli çekilmeye başladı da zamandan kazanmak için. Zaten dublajını başkası yapıyor. Ya da sinemanın mesela olanakları o kadar geniş ki adamın hiç oyunculuğu olmayan bir insana bile sinema filminde oyunculuk yaptırabiliyorsunuz. Değişik açılardan çekersiniz. Hiç olmadı üstüne görüntü düşürüyorsunuz. Arkaya bir tane martı koy. Uzaktan giden bir tren koy. Bir tane anlatıcı yap. Bir şekilde sinema filminde ve televizyon dizisinde o insanı affedersiniz. Yani çok iyi bir oyuncuymuş gibi gösterebiliyorsunuz. Ama onu da göstermenin tek temel şartı senaryonuzun çok iyi olması lazım. Eğer senaryo iyi bir senaryo değilse Türkiye'nin en kaliteli oyuncularını bile getirseniz insanlar izlemiyorlar. Aa, bunda hiçbir şey yok diyor. Ama tiyatro öyle değil. Çok sahici. Ve bizim gibi mesela benim gibi düşünen de çok oyuncu var. Tiyatronun tadı ne sinemada var ne televizyon dizisinde var. 2 saatlik bir maraton. Yani normalde mesela 2 saat sürecek bir tiyatro oyununu filme almaya kalksanız en az 2 ay, 3 ay, 4 ay sürebilir onun sinema filmi yapmak. Ama siz o 3 aylık, 4 aylık zaman diliminde hazırlanması ya da sunulması gereken işi bir tiyatro sahnesinde 2 saat derli toplu bir zaman içerisinde insanlara onu anlatmak, sevdirmek, beğendirmek durumundasınız ve her gün imtihandır tiyatro. Bize hep derler ki ya her gün aynı şeyi oynamaktan sıkılmıyor musunuz? Sıkılmıyorsun çünkü her gün başka insan geliyor. Hep aynı insanlar gelmiyor tiyatroya. Ve sahneye çıktığın zaman bir kalabalığın olması, o insanların soluğunun sıcaklığı, bir anda size bakan, çünkü o müthiş bir elektrik gerçekten. Yani şu anda mesela konuşurken sizi görmem benim çok başka bir şey. Ama burada bir tiyatro oyunu oynarken sizin oturduğunuz yerin karartılıp buranın aydınlatılması çok başka bir şey. 2 sene önce Ay'a İrini'de bir tören sunmuştum ben. Çetin Altan'a Başbakan Onur Ödülü verdi. Uluslararası kültür bilmem ne falan filan bir adı vardı, ödülünü unuttum, bayağı uzun. Başbakan konuşacak. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay konuşacak. Sonra Çetin Altan çıkıp teşekkür edecek, plaketini alacak. Fotoğraf çekecek, tören bitecek, o kadar. Bana dediler ki siz sunar mısınız? Kültür Bakanlığı'ndan rica ettiler. Olur dedim tabii. Bizim mesela politikacılarımızın hitabet gücü iyidir değil mi yani çıktıkları zaman? Mesela özellikle başbakanımızın da hitabet gücü çok iyi. Şimdi önce kürsüye prompter getirdiler hemen o konuşmadan önce. Prompter'ı bilmeyenlere söyleyeyim. Bayağı camdır böyle plexiglass. Kürsünün buraya ayaklarıyla koyarlar onu. Siz aşağıdan görmezsiniz onu. Konuştuğu metni altta ekran vardır. Aynalar vasıtasıyla o ekrandaki yazı buradaki cama gelir. Şimdi cam şu seviyede olduğu için oradan devamlı bakar, o konuştukça yazı akar zaten aşağıya doğru.
Çünkü onu da takip ederler. Ona göre yazıyı aşağıya doğru akıtırlar. Siz zannedersiniz ki irticalen konuşuyor yani. Hayır. Orada yazılı olan cümlelere bakarak konuşuyor. Şimdi ben tam arkasında olduğu için bir şeye dikkat ettim. Zaman zaman metnin dışına da çıkıyor. Metnin dışına çıktığı zaman da çok başarılı. Örnekler verdi, işte şöyle olur, böyle olur falan. Oralarda prompt'ları durdurdular. Ama bir yerde sanatın ne kadar zor olduğunu gördüm ben. Çünkü birdenbire şiir okumak istedi. Aklına bir şiir geldi, ne demiş işte merhum falan diye. Şiire girince bir fark ettim. Aa, baktım başbakanın ayakları titriyor heyecandan. Çünkü niye? İş politikayı geçti, sanatsal bir yere girdi. Şimdi bir şiir okuyorsunuz, birçok kişinin bildiği bir şiiri. Hata yapmak, dil sürçmesi, yanlış bir tonlama, onun vermiş olduğu stresle o bile heyecanlandı. Dedim ki bu kadar kuvvetli ve güçlüyken bile insan şiir okurken heyecanlanıyorsa demek ki bizim de sahneye çıkarken heyecanlanmamız doğalmış. Çünkü bu iş heyecan olmadan yapılmaz hakikaten. Yani eski işte Thomas Fasulye Cihan Usta'nın dediği gibi bu meslek öyle aşk ister, heyecan ister diyor. Tadı haktır, herkese diyor nasip olmaz. Yoksa tiyatro dediğin nedir ki? İki kalas bir hevestir diyor. Şimdi tiyatroyla ilgili de son olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Dünyanın birçok ülkesinde, bizim dışımızdaki birçok ülkede tiyatro oyuncularına çok büyük değer verirler. Çünkü herkesin yapacağı iş değil tiyatro. Fakat bizde ne yazık ki hep tiyatro küçümsenmiştir. Mesela farkındaysanız vekiller bile birbirlerine kavga ederken burayı tiyatroya çevirdiniz kardeşim falan. Ne alakası var? Şimdi meclisteki seviyesiz bir tartışmanın, seviyesiz bir kapışmanın neden hep tiyatro örneği üzerinden verilmesi? Çünkü tiyatro kültürü bize ne yazık ki daha yeni yeni gelişmeye başlayan bir kültür. Asla demode olmayan bir kültür. Bazen mesela gazeteciler, yorumcular böyle bildik bildik laflar ediyorlar. Tiyatro öldü artık. Yapmaya ne yaşıyor peki? İnsanlar televizyona gidiyorlar, seyrediyorlar evlerinde. Evet. Sinemalara gidiyorlar. Kimse tiyatrolara gitmiyor. Gidiyorlar. Çünkü tiyatroda bayağı fısıltı gazetesiyle müşteri toplayan, seyirci toplayan bir sanat dalı. Siz istediğiniz kadar kötü bir tiyatro oyunun reklamını yapın, billboardları donatın, televizyonlar, gazeteler, eğer o oyuna gelen ilk 2-3 grup oyun hakkında zaten kötü bir eleştiride, kötü bir intibada bulunuyorsa, insanlar tarafından o kadar hızlı duyuluyor ki inanamazsınız. Bir anda oyuna giden insanların ayağı çekilmeye başlıyor. Tam tersi, eğer bir oyun hakkında da insanlar çok iyi şeyler söylüyorsa, hiç fazla tanıtım yapmadığınız halde bir anda bütün oyunlarınız dolu gitmeye başlıyor. Ve hep seyirciyle var olan bir sanat dalı. Bize hep okuldayken hocalarımız derdi ki bir tiyatro oyunu olabilmesi için 4 tane özellik gerekir. Bir, oyuncunun olması şart. Bir tane oynayan adam olacak, bir kişi bile olsa. 2, oyun yeri. Yani oyun oynayabileceğiniz yer. Burası kapalı bir alan da olabilir. Bizim üniversitenin girişindeki avlu da olabilir. Yerden kastım o yani. Onun dışında yazılı olan ya da olmayan bir metin. Bazen doğaçlama da olabilir. Hani bizdeki meddahlık geleneğinde olduğu gibi. 4. unsur da seyirci. Bir tane de olsa seyredenin olması lazım. Bu ne demek? Yeryüzünde bütün insanlık yok olsa bir tane oyuncu ve bir tane seyircisi varsa onun tiyatro devam eder. Yine gelir insanlar tiyatro seyretmeye. Onun içindir ki dünyanın birçok önemli oyuncuları yani şu anda 70 küsur yaşında olmasına rağmen Al Pacino bile Amerika'da halen daha tiyatro oyunu oynuyor. Ve oyun başına aldığı para $80 arkadaşlar. Çünkü para için yapmıyor onu. Zaten adam bir filmden 25 milyon 30 milyon dolar alıyor. Ama tiyatro sahnesine çıkmak bir imtihan olduğu için, oyuncunun da kendine güveninin gelmesini sağlayan en önemli özellik olduğu için, güzel konuşmayı geliştiren, hitabeti geliştiren, oyunculuğu geliştiren en büyük antrenman, en büyük sınav yeri olduğu için onlar ısrarla tiyatroya devam etmeye çalışıyorlar. Bizde de efendim onlar dizi oyuncusu, biz sinema oyuncusuyuz. Onlar tiyatro oyuncusu. Ben anlamıyorum. Eğer bir insanın gerçekten yüksek derecede bir ehliyeti varsa bu adam tır kamyonu da kullanır.
otomobil de kullanılır. Böyle niye ayırıyorsun ki tiyatro oyuncusu, dizi oyuncusu, sinema oyuncusu diye. Eğer belki aranızda fazla uzun konuştum, gevezelik ettim farkındayım ama aranızda da bizim meslekten, bizim mesleğe özenip ben bu işi yapmak istiyorum, ben de tiyatro oyuncusu olmak istiyorum, ben de sinema oyuncusu olmak istiyorum diye düşünen arkadaşlarım varsa onlara tek söyleyeceğim çok büyük sabır gerektiren bir iş. Yani bir anda beni hemen keşfettiler, işte Türkiye'de herkes beni tanıyor, tamam, yok öyle bir şey. Yani mesela kadının bankada bir tane şef bir hanımefendiyle tanıştım, kızı madencilik bölümünde okuyor, son sınıf öğrencisi, bana nasıl ısrar ediyor, bu kızı artist yapalım. Neden artist yapalım? Çok diyor başarılı diyor, bizi çok güldürüyor, Sezen Aksu taklidi yapıyormuş. Ajda Pekkan taklidi yapıyormuş. İyi de oyunculuk sadece Sezen Aksu'yla Ajda Pekkan'ın taklidini yapmaktan ibaret değil ki. Madem böyle bir hevesi vardı, niye gidip o zaman madencilikte 4 sene okuyup başka bir öğrencinin hakkını yemiş oldu? Öyle değil mi? Bilmiyorum, var mı aranızda oyunculuk yapmak isteyen gönül? Böyle ben de artık bu işi bir ya. Sen sanki biraz hevesli gibi geldin. Hayır, arkandaki. Değerli konuklar, sevgili Zafer Algöz'e doyumsuz sohbeti için teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Ve şimdi değerli oyuncumuza plaketlerini vermek üzere etkinlik görevlisi arkadaşımızı sahneye davet ediyorum. Kuvvetli alkışlar. Sağ ol canım, ben teşekkür ediyorum. Seninle de fotoğraf çekiyorum. Şunu tut bakayım. Ben kızların ortasına gireyim en iyisi. Sen de bunu tut. Teşekkürler. Hah, şöyle olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.